pozitif. Tat koku sıfır. Şuramda bir acı oluyor. Şimdi bunu deneyeceğim. Harika tarzıma. 8. Ne garip bir şeymiş. Evet benim. Kapıyı açayım mı? Şu an gerçekten şoktayım. Başlıkta da görmüşsünüzdür. Yani test olmaya gittiğimde tamam kendimi kötü hissediyordum ve gerçekten böyle aşırı bir kas ağrım vardı. Hala var. Sanki böyle kemikleriniz birbirinin içine geçmiş gibi, çürük gibi bütün vücudum ağrıyor. Hani farklı bir şey olduğunun farkındaydım ama hani pozitif çıkacağını düşünmüyordum. Daha önceden çoğu kez ben test yaptırdım. Hepsinde boğazım acıyordu ve burnum akıyordu. Şu an burun akıntım hiçbir şekilde yok. Sadece sırtım ağrıyor ve böyle boğazımda hafif bir kaşıntı var. Böyle ara ara bir öksürük geliyor. Ya böyle çok garip bir his gerçekten. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Tat ve koku kaybı yok. Böyle şikayetlerim var deyince doktor hemen test yaptı. Biraz önce sonucum çıktı ve gördüğünüz üzere pozitif. Yani gördüğüm an ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım dolandı. Şu anda da ne yapacağımı bilmiyorum. Hastanede bana bir tane ilaç verdiler. Her test yaptırana veriyorlarmış o ilaçları. Onlar da arabada kaldı. Şu an arabaya da gitmek istemiyorum. Asansöre binmek istemiyorum. Başkasına bulaştırabilirim. Şu anda da sokağa çıkma yasağı var. Annemler sabah alıp kapıma bırakacak ilacı. Yani bu süreçte kimseyle temas etmedim. Sadece annemle görüşmüştüm. Birkaç çekimim vardı. Bana yardım etmişti. Umarım anneme bulaştırmamışımdır. Tek büyük korkum o. Çünkü annemin bir rahatsızlığı vardı. Yani şu an yok ama beynine pıhtı atmıştı ve çok riskli olabilir. Babamla işte kardeşlerimle falan öyle çok görüşmedim. Hatta babamla çok uzaktan maskemiz vardı zaten. Ama bilmiyorum, çok kötü hissediyorum şu anda, ne yapacağımı bilmiyorum. Nereden bulaştı onu da bilmiyorum. Karadeniz seyahatimden mi diye düşündüm. Ama geldikten sonra ben test yaptırmıştım ve negatif çıkmıştı. Arkadaşımda bir şey yok şu anda. Oradan olsa arkadaşıma da bulaşmış olur. Karadeniz'den döndükten sonra ne yaptım Melis derseniz. Yani evdeydim. Markete gittim normal bir şekilde. Bir kere kargo vermeye gittim. Başka bir yere gittim mi? Başka hiçbir yere gitmedim. Sadece bu kadar. Nereden bulaşılacağı gerçekten belli olmuyor. Siz de kendinize... Başta böyle kök diye ses de gelmiyordu. Artık öyle ses de gelmeye başladı. Lütfen siz de kendinize dikkat edin. Ben de bu süreci böyle vloglamaya çalışacağım. Nasıl atlattım? İnşallah kolay atlatabilirim. Nasıl geçtim? Sizlere aktaracağım. Şu anda dediğim gibi sırtım çok ağrıyor. Sıcak bir duş alıp yatmak istiyorum. Lokum'a da çok yanaşmıyorum. O da şu anda burada. Lokum, birlikte karantinadayız günlerce bu evde. Sadece beni göreceksin, ben de seni. Hastaneye gitmeye de insan korkuyor yani. Eğer negatifseniz ve hastaneye gittiyseniz gerçekten o kadar kalabalık ve insanlar o kadar çok dikkat etmiyor ki dip dibeler. Doktor da zaten bağırdı birine. Doktorların olduğu yerde böyle içine girmeye çalışıyor resmen. Dedi hani negatifseniz de burada pozitif olacaksınız. Biraz uzak durun dedi. Bazı insanlar çok bilinçsiz gerçekten. O yüzden hastaneye gitmeye de hep korkuyordum. Neyse belki kendimi çok fazla yormayayım. Başka tamam. Bir Korakin denilen bir ilaç verildi mi? Evet, Korak. Ama şu an arabada ilaçlar. Ben de hani insanlara şey temas etmemek için arabaya gidip almadım. Ama yarın tamam. Ailem gidip kapıma bırakacak ilaçları yarın sabah. Tamam. Şu an yanımda değiller. Evet. Yani eczanede staj yapıyordum ama hani öyle rapor almama falan gerek yok. C vitamini yönünden zengin besleniyorum. Zaten eczanede çalışıyorsunuz. Evet. Bilginiz vardır takviyelerle ilgili. 2 kere içine 8 aynen 16 tane. 3 kere içiyorsunuz. Anladım, bitene kadar. İkinci günden günaydın arkadaşlar. Dün çok erken uyumuşum. Sabah da böyle yataktan hiç kalkasım gelmedi. Böyle kendimi aşırı hasta gibi hissettim. Sonra dedim ki kalk Melis, bir duş al. Bir işte cildine bak. İşte hafif makyajını yap, yani bir lip balm sürdüm. Hani öyle kendini daha iyi hissedersin. Lokum şu anda bir şeyler yapıyor. Gerçekten de öyle oldu. Hani sesim şu an farklı gelebilir size ama kendimi aşırı kötü hissetmiyorum. Sadece dün gece 4.30'da uyandım. Lokum ne yapıyorsun ya? Dünyanın en yaramaz kedisi sensin gerçekten. Bak seni kovalarım. Lokum da gece beni uyandırdı. Böyle kapıya gitmiş, dış kapıya sürekli miyavlıyor garip bir şekilde ki Lokum miyavlayan bir kedi değil. Hani sanki kapının arkasında biri varmış gibi miyavlıyor. Biliyorsunuz ben de tek başıma yaşıyorum şu anda. Hani dışarıya da çıkamam, kimse de gelemez. Çok fazla korktum. Gece 4.30'da uyandım. Daha sonradan kas ağrılarından da geri uyuyamadım. Sonra işte böyle yatakta döne döne
sabah oldum. Şimdi sabah bir şeyler atıştırdım. Önce bir ilaçlarımı içeyim, daha sonradan kahvaltı yapayım dedim. Böyle işte yoğurdun içine meyve doğradım ve sıfır tat koku. Gerçekten hiçbir şekilde alamıyorum. Bana çok garip geliyordu böyle tat koku alamamak. Nasıl oluyor diyordum. Şimdi hobisi olanlar burayı atlasın. Limonun tadına bakacağım. Bakalım alabilecek miyim? Limonu alabiliyorum ya, evet. Daha tam olarak gitmemiş. Bu arada dün Instagram'dan çok güzel mesajlar geldi. Covid olanlar da yazdı mı Melis, biz böyle böyle yaptık, sen de mutlaka dikkat et, işte şunu yapabilirsin diye. Ben de kekik aldım, kekik kaynatacağım. Covid'de kekik çok iyi geliyormuş. Zaten iyi bir antiviral, daha önceden de size bahsetmiştim. Tat koku sıfır. Bir tepsi dolusu ilaç. Yeni sabah rutinimiz. Bu arada insan 8 tane ilaç içince hani sanki intihar ediyormuş gibi hissediyor. Çok fazla. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bir avuç dolusu ilaç içiyorum. C vitaminleri de böyle hani aşırı büyük değil. Bir de ben akşamları balık yağı içiyorum. Onu da normalde de içiyordum. O daha büyük. Bu D vitaminini de normalde içerken tadı böyle bildiğiniz zeytinyağı gibi. Aslında çok kötü değil ama hoş olmuyor yani ağzınıza zeytinyağı damlatmak. Ekmeğin üzerine de damlatabilirsiniz. Ama şu an tat alamadığım için hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten bu sefer tadı gelmiyor. Zeytinyağı tadı yok. Tamamdır, hallettik. Süreçte de ben takviye olarak C vitamini alıyorum. Normal hayatımda zaten D vitamini alıyordum ama o ampullerden değil, çünkü onların zararları olabiliyor, çok yüksek. Günde bir damla sadece 1000 ünite D vitamini alıyordum. Onu da devam etmemi söyledi. Bir de şu Ester C vitaminini kullanıyorum Solgar'ın. Bunu Mert buldu. Hani ben ester olsun dedim. Çünkü ester formu vücutta daha uzun süre kalıyor ve daha fazla etki gösteriyor. Bu Solgar'ı bulmuş Mert. Başka markaların da var. Bunun fiyatı biraz daha yüksek. Hani diğer markaları da alabilirsiniz. Bizim Ezen'de de vardı. Onlar da gayet kaliteli firmaların. Çok konuşamıyorum. Şimdi ben kendime kekik yapacağım. Bu kekiği de online marketten sabah siparişi verdim. Sadece bir tane kalmış ya da hani iki tane alamıyorsunuz. Herhalde talep çok. O yüzden de olabilir. Şimdi bunu demleyeceğim bir güzel. Bunun da kokusunu alamıyorum ve nefes alınca şuramda bir acı oluyor. İlaçların yan etkisi de olabiliyor. Bende çok fazla böyle uyku halsizlik yaptı. Şu anda bile şöyle kendimi salıp şuraya yatasım var. Bilmiyorum, garip hissediyorum. Sanki şu an gerçekte hayatta değilmişim gibi ya da bir of, bilmiyorum, çok garip bir şey gerçekten. Şu kekiği yapayım. Annemler de çok fazla ısrar etti. Kızım sen de odanda dur diye, gözümüzün önünde ol diye her saniye arıyor görüntülü. Bir de annem bana takma bir isim taktı. Minik koronam benim diyor. Kendim gerçekten yürüyen korona gibi hissediyorum. Normalde her yere böyle dezenfektan sıkarız. Kapı kulplarına bile sıkıyordum bir yere girerken. Bir yere oturmadan önce o yüzey dezenfektanlarından sıkıyordum. Şu an kendim koronayım yani. Biraz soğumasını bekliyorum. Direkt bitkinin üzerine sıcak su dökmek iyi değil. Böyle hafif 3-5 dakika beklemek gerekiyor. Yoksa hem faydalarını öldürüyoruz hem de daha acı bir tat olabiliyor. Gerçi ben bunun tadını alamayacağım ama aynı şeyi kahve demlerken de yapabilirsiniz. Hatta bir başkadırı izlediyseniz orada da söylüyor. Yani French press'e direkt sıcak kaynar suya eklemiyorum, 3-5 dakika bekliyorum diye. Onda da kahve yanabiliyor. Bunda da bitki. Faydalı olsun derken... Arkadaşlar bu arada ufak bir ekleme yapayım. Sambucol biliyorsunuzdur belki, Sambucus nigra, kara mürver çiçeği. Hani virüste çok etkili, bağışıklığı güçlendirmede çok etkili. Ben de normalde kullanıyordum. Ama Covid pozitifken stokin fırtınasına yol açtığına dair makaleler var. O yüzden ben kullanmayı bıraktım. Siz de lütfen araştırın, doktorunuza sorun. Öyle kullanın. Umkasolisyon da aynı şekilde. Onu da bıraktım. Zaten aile hekimimiz her gün bizi arıyor. Aile hekimimiz de bizim komşumuzdu daha önceden. Birazdan onunla da konuşacağım. Onu da danışacağım. Yine blogda size haber veriyor olurum. Hani bu süreçte kafanıza göre de vitamin takviye kullanmayın. Su içmeyi unutmamak için de böyle cam şişe koyuyorum. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like a wandered off into a room and closed the door behind me.
Şimdi Eczacı Dergisi'ndeki güncel bilgileri okuyorum tek tek. Doğruları öğrenmek için. Çünkü bana da o kadar çok fazla mesaj geliyor ki artık DM kutuma bakmayı bıraktım. Hani böyle o yanlış, bunu yap, şu doğru. Gerçekten kafam çok fazla karıştı. Burada dediği gibi COVID-19'da bağışıklık sistemini desteklemek adına C ve D vitamini takviyesi almakta fayda vardır diyor. Dikkat ettiğim bir şey de sürekli odayı havalandırmak. Genelde şunu şöyle yukarıdan açık bırakıyorum ama dün gece çok soğuk olmuştu. Arada da böyle komple havalandırıyorum odanın kapısını kapatıp. Çünkü lokum anında şuraya çıkıyor. Bak 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 nasıl geliyor. Ya açık görmeyi gör. Gel buraya. Bana şu anda çok kızdın biliyorum ama sana hiç güvenmiyorum. Arkadaşlar o kadar garip bir şey ki 5 dakika önce iyi oluyorsunuz. Daha sonra birden ağrılar ve öksürük krizi geliyor. Yani böyle bir iyi bir kötü. İyiyken diyorsunuz ki ben Covid değilim, çok normalim. Ama daha sonra birden kötü oluyorsunuz. Şu anda kötü olduğum andayım. Böyle yatıyorum. İyi ki diyorum ki hani ayrı evdeyim annemlerden. Çünkü böyle canım sıkılınca odama gidiyorum, mutfağa gidiyorum, bir şeylere bakıyorum. Eğer hani bir odada olsaydım gerçekten çok daha zor geçerdi. Sanırım bugün de böyle geçecek. Belki yarın daha iyi olurum diye düşünüyorum. Çünkü test yaptırmadan bir gün önce de ben biraz kötüydüm. Evden hiç çıkmadım. Şu an 3. gün falandır diye umuyorum. Ay. Sağlıklı tarifler deneyip Reels çekmek istiyordum. Yalnız aklım da hep böyle içerik üretmekte. Seviyorum. Öyle daha mutlu hissediyorum kendimi. Ama tat alamıyorum. Nasıl yapacağım ki tarifi? Gerçi kendim de yerim. Annem çok kızıyor işte tat alamadığım için şu an çok bir şey yiyesim gelmiyor. Kızım böyle yapma, bir şeyler yap diye. Birazdan sebze çorbası yapacağım kendime ve Zübeyir'in bu fıstık ezmeli toplarından yapmaya çalışacağım. Kendimi iyi hissedersem hatta tarifini de buradan size paylaşırım. Zaten tadı kötü olmaz çünkü hurmalı böyle fıstık ezmeli falan bir şey. Kötü olacağını düşünmüyorum. Görüntüsü benzerse eğer tadı da güzel. Tat almadığımdan çok fazla canım bir şey yemek istemedi. Sabah da böyle çok besleyici bir şey yemedim açıkçası. O yüzden şimdi bu... Şöyle yıkamış, doğranmış şekilde az az sebzeler satılıyordu. Ben tek başıma yaşadığım için kocaman bir karnabahar alınca bozuluyor. Gerçi annemle de bölüşebiliriz normalde. Belki kendim de böyle yıkayıp ayıklayıp kendime şu tarz şeyler oluşturabilirim. Çünkü böyle plastik atığı çok fazla oluyor. Her neyse, şimdi buharda haşlama aparatımla bu sebzeleri haşlayıp sebze çorbası yapacağım. Daha önceden hiç sebze çorbası yapmadım. Galiba brokoli yapmıştım. Aynen o güzel olmuştu. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada en sırasız olduğum vlogum bu olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Biraz öyle gibi oluyor. Bunun altına kaynar suyu koyacağım. Üstüne sebzeler haşlanacak. İlk suyumu da şöyle bir şeye koydum. Rengi farklı şeylere benziyor ama içerken kupaya koyduğumda sıkıntı olmuyor. Bunu günde 3 bardak içeceğim. Yarın taze taze tekrardan yaparım. Ne arıyordum ben şimdi? Ben müzik açacaktım şu şeyi. Oh no diye bir şey. Biraz müzik de bana enerji getirsin. Biri mesaj olarak ben de Covid'im. Müzik açıyorum odamda son ses. Dans ediyorum ki iyi geliyor demiş. Ben de bir deneyeyim bakayım. Şu hoşuma gidiyor. Covid bende. Ters et yaptı, delirdim. Sebzeleri püre haline getirdim. Biraz tereyağında unu kavuracağım. Annem böyle yapmamı söyledi. Daha sonradan sebzeleri ekleyeceğim püresini. Sonra da biraz sıcak su ekleyeceğim. Pişireceğim. Bence güzel olur. Krema da var evde aslında ama bilemedim bozuk mu değil mi? Son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Bir de biraz önce arkadaşımla konuştum. O da eczacılık okuyor. Bir tane pastil önerdi. O pastil işte virüsün böyle boğazından ciğerlere inmesini engelliyormuş. Bayağı faydalıymış. Şimdi bana fotoğrafını atacak olmazsa o pastili alacağım. Bir de bir tane de mide koruyucu alacağım. Çünkü çok fazla ilaç içiyorum. Mide koruyucu da iyi gelir. Kararı da un ekliyorum şöyle. Kaşık yok bu arada evde.
çok mu ekledim ya? Biraz çok oldu sanki. Neyse. Kapı çalıyor. Açsam mı ki? Kim gelmiş olabilir ki? Evet benim. Kapıyı açayım mı? Tamam, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Acaba bu normalde nasıl kokuyor? Çok merak ediyorum. Yani çok hoş kokmuyordur diye düşünüyorum. Her yere de döktüm. İleride çocuğum olursa bu çorbayı yapabilirim. Tam bebek maması gibi. Yarın da bu çorbayı içerim. Dolaba kaldırayım. Bu sefer farklılık olsun. Balkonda yiyeyim. Camı da açtım. Hem biraz hava almış olurum burada. Işık görmüş olurum. Biraz önce kardeşim Mert o kargolarımı alıp getirdi. Ya şöyle bir şey oldu. Aşağıda da sürekli görüyordum. Melis ilk kılıç diye birine sürekli böyle kargolar geliyordu. Mert'e daha demin bakınca abla işte senin telefon numaran var, senin adresin var ama isim böyle. Ben de diyorum ki her seferinde Allah Allah Melis ilk kılıç ismi çok tanıdık geliyor. Sanki Instagram'da görmüştüm, bizim sitede mi başkası var falan. Şimdi arattım internetten. Hani gerçekten de tanıdık biriymiş. Hatta benim severek takip ettiğim biriymiş ve isimlerimiz karışmış. İçinden saç boyası çıktı. Şimdi diyorum acaba bana mı gönderdiler? Hani ama adres ve telefon numarası bana ait olduğuna göre bence bana göndermişlerdir. Bilemedim. Mert aldı şimdi. Bir de çiçek sepetinden bir şey gelmiş. Açalım bakalım birlikte. Birkaç tane kargom var. Örneğin bu. English Home'dan mı? Bu Nevresim takımı yeni yıl için. Bunları ben başka bir videoda açacağım ve evi birlikte süsleyeceğiz yeni yıla. 2021'e ya bilmiyorum ne yapalım. Tek zevkim o böyle. İçim kıpır kıpır oluyor öyle ev süsleyince, öyle görünce. O yüzden bu kargoları hiç açmayayım. Açtıklarımı da çaktırmadan geri koyarım. Bakayım şimdi bu çiçek sepetinde ne var? Bu ne, anlayamadım. Oha! Çok tatlı. Kim gönderdi acaba bunu bana? Bakar mısınız? Ben ileride eczanem olursam bunu koyacağım oraya. Şimdi de çalışma masama koyayım. Pent'ten bir şey gelmiş. İndirim zamanı ben Pent'ten çorap söylemiştim. Bunları gerçekten 5 liraya falan söyledim. Bayağı düşmüştü fiyatları. Muz çoraplar klasik. Hepimize lazım olan. İndirim zamanına bakın bunlara. Gerçekten aşırı düşüyor fiyatları. Bu arada ben bunların hepsini dezenfekte ettim spreyle. Normalde de ediyordum da işte. Neyse. Burada ne varmış? Bu galiba bir hediye marka gönderimi olabilir. Aynen, Sebamed'den gönderilmiş. Göz kremi. Ne işe yarıyormuş bu göz kremi? Probiyotik bakım kompleksi içeren, pH'i 5.5 olan, cildimize uygun bir göz kremi. Şurada Sebamed'in nem serumu var. Ben bunların hepsini çok denemek istiyorum. Sebamed de çok sevdiğim bir marka ama o kadar çok ürün var ki hangisini denesem bilemiyorum. Bir de enerji kremi. Bu da probiyotik bakım kompleksi içeren bir krem. Bir de çok tatlı bir not yazmışlar. Sebamed'e teşekkür ederim. Elimdekiler bittiği gibi bunları açıp deneyeceğim. Burada ne varmış bakalım. Oh no. Burada da çok işe yarayan şeyler var. Instagram'da da paylaşacağım bunları. Böyle çoraplarımı, iç çamaşırlarımı koymak için şu tarz bir şey aldım. Bunun fiyatı da böyle 20 küsür liralardaydı. Bayağı almışım yalnız. 1, 2, 3, 4, 5 tane almışım bundan. Şurada bir English Home kargom daha var. Bunu açmıyorum. Bu yeni yıl için olan kargo. İki Merto getirdi bunları. Canım kardeşim. Öpüyorum buradan onu uzaktan. Valla derin odun çizmeleri, ayakkabıları çok kaliteli oluyor. Ve indirim zamanında bunlar %50'den fazla düşmüştü. Sizinle de paylaşmıştım zaten. Çok güzel ya. Böyle topuklu, siyah, düz bir çizmem yoktu. Bunu yani 10 yıl, 15 yıl yani senelerce giyebilirsin. Hiçbir şekilde modası geçmez. İnşallah ayağıma da tam olur. 38 sipariş ettim. Şimdi deneyeceğim. Şu kombinimle. Bunların fiyatı sanırım 300 küsürlere düşmüştü diye hatırlıyorum. Yani 350 üstü değildi.
Şimdi bunun olmadı tabii ki de. Ayağıma tam oldu. Harika tarzıma merhaba. Topuğu falan da ideal. Oh, şu an kesin görüntü olarak çok kötü çıktı. Ortalığı dağıttık. Şöyle. Ben şimdi bunları toplayayım. Saat 3'te de yani 9 dakika sonra bir toplantım var. Hemen yanaklarıma Misha'nın şu oje şeklindeki krem aldıklarıyla renk veriyorum. Çok solgun durmasın. Çok verdim galiba. Heidi'ye döndüm. Oldu bence böyle. Aynen yüzüme bir renk geldi. Bunu ben her gün yapayım karantinadayken. Dışarıda da hayat devam ediyor. Bana sanki şu anda hani akşammış gibi geliyor. Bazı çoraplarımın teki yok. Ve şu çorabın tatlılığına bakın. Galiba bunun tekini ben annemlerin evinde gördüm. Ve Azra'nın bebeğinin üstünde gördüm. Azra çorapları kesiyor ve bebeklerine kıyafet yapıyor. Benim babaannem terziydi. Hatta Melis giyimde atölyesinin adı da. Azra da ona çekmiş. Çok fazla böyle el becerisi var. Bir şeyleri dikmeyi, kesmeyi çok seviyor. Ne olduğunu tam olarak algılayamadım bunun. Korse desem değil. Birden sırt ağrım başladı. Ya o kadar değişik bir şey ki böyle birden geliyor, birden gidiyor. Ay. Böyle sırtınızı kütleseniz de geçmiyor. Kas tutulması da değil. Ne garip bir şey. Sizi bir güncellemek istedim. Saat şu anda 9 oldu. Pazartesi günlerinin klasiği yasak elmayı açtım. Gerçi bayağı bir şey değişmiş, halit ölmüş falan, ben oraları görmemiştim. Şimdi reklam var. Daha demin de babam aradı. İşte künefe almaya geldik, sana da alalım mı diye. Diyorum babacığım tad alamıyorum. Künefe yesem ne olur, yemesem ne olur. Zaten sağlıklı bir şey değil. Yazık, üzülüyorlar onlar da. Yani sürekli günüm telefonda geçiyor. Dedem, halam, babaannem, anneannem. Yani herkes sürekli arıyor burada yalnızım diye, korkuyorlar. Ben de yattım öyle. Biraz başım ağrıyor. Burnum tıkalı değildi. Sabah şu an burnum tıkandı. Biraz dinleneceğim yine, yatacağım. Şöyle yumuşacık, adını unuttum, battaniyem de var. Birazdan ilaçlarımı da içeceğim. Büyük ihtimalle erken uyurum çünkü çok uyku yapıyor onlar da. Bu şekilde. Sesim biraz garip geliyor olabilir. İnşallah yarına daha iyi olacağım. Öyle umuyorum. Artık yarın görüşürüz. Öpüyorum sizleri kocaman. Ben bir Yasak Elma'nın yeni oyuncularını falan şey yapayım. Bakayım nasıl Yıldız'la Berk Oktay'ı yakıştıracak. Üçüncü günden selam arkadaşlar. Saat şu anda 3 civarında. Bugün Bursa'da hava aşırı karanlık. O yüzden sabah böyle hiç yataktan kalkasım gelmedi. Hani hasta olduğum için değil de böyle bilmiyorum. Böyle kapalı havalar içimi bunaltıyor. Nasıl hissediyorsun derseniz, bugün hani sanki normalmiş gibi uyandım. Normal bir sabah, hani sırt ağrım yoktu uyandığımda, bir öksürüğüm yoktu. Hani şu anda da iyi hissediyorum. Çok şükür öyle bir ağrım olmadı. Yine parasetamol içtim. Bazen hastayım diye hiç yataktan çıkasım gelmiyor. Sonra düşünüyorum, Melis bir şeyin yok. Aşırı kötü hissetmiyorsun işte. Hani sadece Covid olduğunu bildiğin için bu böyle diyorum kendi kendime ve hani işlerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi mesela bütün evi temizleyeceğim, süpüreceğim. Normalde olsa gerçekten yapmazdım bunları. Zaten hastayım deyip yatardım. Tabii ki dinlenmek de çok önemli ama günün 24 saatinde de full yatamayız. O yüzden bence eğer siz de Covid pozitifseniz ve kendinizi böyle çok kötü hissetmiyorsanız, benim gibiyseniz bence biraz daha hani böyle hareket edebilirsiniz evin içinde. Yeni hobiler bulabilirsiniz kendinize. Buraları temizleyeceğim. Bayağı dağınık. Daha sonra salon da bayağı dağınık. Odam da öyle. Her yer dağınık ya, komple banyo da öyle. Hani hepsini değil de yavaş yavaş. Birazcık düzene ihtiyacım var. Biraz temizlenmeye ihtiyacım var. Bu arada makyaj malzemelerimi daha sonradan kullanabilir miyim bilmiyorum. Birkaç tanesini böyle kapatıcımı falan kullandım gözaltıma. Kremlerden bu parmağımı daldırmalı olan kremlerimi kullanmıyorum. Sıkmalı olanları kullanıyorum hijyen açısından. Hani temas etmesin benimle diye. Bu süreçte onlara dikkat ettim.
Daha sonradan Instagram'da bana en çok gelen soru, Melis ilaçları kullanıyor musun? Gördüğünüz gibi ben ilacımı içiyorum. İçmeyen ve iyileşen de çok kişi var ama ben içmeyi tercih ettim. Sıtma ilacını içmiyorum sadece. Hani siz de doktorunuza danışarak karar verebilirsiniz buna. Ben bir arkadaşıma danıştım. O da Covid olmuştu. O da içiyor. Daha sonra doktoruma danıştım. O da içmem gerektiğini söyledi. Beni en çok zorlayan şey bu evde yalnız olmak oldu. Yoksa evde durmakta bir sıkıntı yok ama şimdi ailem falan olmadığı için, konuşacak kimsem olmadığı için bu sabah mesela çok sıkıldığımı hissettim. Çok bunaldığımı hissettim. Hani telefonla konuşmak yüz yüze gibi olmuyor. Ama çok şükür ki siz varsınız. Mesela sabah Instagram'da işte postumun altında sohbet ettik. Ya onlar bana gerçekten iyi geldi. Size dediğim gibi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Eğer bu sürecin içindeyseniz lütfen moralinizi yüksek tutun. Covid sizden güçlü değil. İnşallah kolay bir şekilde atlatacağız. Umarım iyileşir herkes. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bu arada annemde hala bir şey yok. Çok şükür ki yakınımda kimse de yok. O yüzden de içim biraz rahat.